Bu videodaki anlatacağım hikaye zamanında ABD'de çok ilgi çekmişti. İnsanlar mahkeme salonuna girebilmek için onlarca saat boyunca sırada beklemeye hazırdı. What time did you get here today? 1:30 this morning. 1:30. Why? Wanted to get a front row seat, I guess. Hikaye New Hampshire'daki küçük Derry kasabasında başlıyor. Odak noktamız 1990 yılı ve genç çift Greg ve Pamela Smart. Çift Derry kasabasına sadece birkaç ay önce taşınmıştı. Pamela'nın ailesi New Hampshire'da yaşamasına rağmen kendisi Derry'ye taşınmadan önce Florida'da yaşamıştı. Orada yerel devlet üniversitesinde eğitim gördü. Gazeteci olmayı hayal ediyordu ve üniversitede halkla ilişkiler bölümünü okudu. Pamela için asıl tutku müzikti. Özellikle de rock. Hatta bir rock müzik radyo istasyonunda DJ'lik bile yapmıştı. Greg Lee'si Pamela 1986 yılında New Hampshire'da tatildeyken tanıştı. Gençlik partilerinden birinde tanışmışlardı. Rock müziğe ve özellikle Van Halen grubuna duydukları sevgi ortak bir ilgi alanıydı. Bu nedenle ortak bir dil bulmaları zor olmadı. Tatil bittiğinde kız Florida'ya geri döndü. Pamela ve Greg birkaç ay boyunca yazıştılar ve bu yazışmalar sonunda ilişkilerinin başlamasına neden oldu. Greg, Pamela'dan 3 yaş büyüktü. Çoktan mezun olmuştu ve belirli bir ikamet yerine bağlı değildi. Bu ana Pamela ile birlikte Florida'ya taşınma fırsatı verdi ve kız hala okumaya devam ederken Greg ile birlikte yaşamaya başladılar. Sonuç olarak genç çift 7 Mayıs 1989'da evlendiler. Düğünden sonra çift, videonun başında söylediğim kasabaya, Derry'ye taşındı. Greg, babasının şirketinde sigorta ajentesi olarak çalışmaya başladı. Pamela ise okulda halkla ilişkiler müdürü olarak işe girdi. Tam olarak hayal ettiği gibi bir gazetecilik değildi. Ama kız daha 21 yaşındaydı. Bir yerden başlaması gerekiyordu. Gelelim 1 Mayıs 1990'a. O gün Pamela iş yerindeki bir toplantıdan sonra saat 22:00 sularında evine döndü. Vardığında Greg'in arabası çoktan bahçeye park edilmişti. Bu da onun çoktan işten döndüğü anlamına geliyordu. Ama garip olan şey, Greg genellikle eve geldiğinde öncelikle verandanın ışığını açıyordu. Şimdi ise ışıklar kapalıydı. Bu Pamela'yı biraz temkinli yaptı ve ortaya çıktığı gibi boşuna değildi. Evin kapısını açtığında kadın kocasının yerde yattığını gördü. Korku dolu Pamela yardım için hemen komşulara koştu. Dakikalar sonra Derry polisi böylesine sakin bir kasabada alışılmadık bir çağrı aldı. İhbar yerine gelen devriye memuru, komşusunun verandasında hıçkıra hıçkıra ağlayan Pamela Smart'ı buldu. Pamela histerik bir şekilde evinin açık kapısına işaret ediyor ve o orada, kocam orada diye tekrarlayıp duruyordu. El feneriyle yolunu aydınlatan devriye görevlisi eve girdiğinde koridorda yüzüstü yatan bir adam gördü. Başı mavi bir havluyla örtülüydü ve her yer kan içindeydi. Devriye görevlisi adamı incelemek niyetiyle cesedi ters çevirmeye çalışırken aniden kafasında küçük bir delik olduğunu fark etti. Polis memuru Greg'in silahlı bir saldırının kurbanı olduğunu anladı. Kısa süre içinde ana polis ekibinin yanı sıra adli tıp ve sağlık görevlileri de olay yerine geldi. Sağlık görevlilerinin gelmesine artık gerek yoktu. Ne de olsa Greg Smart uzun zaman önce ölmüştü. Polis olay yerini incelerken ölen adamın karısı aynı soruları sorarak bir o yana bir bu yana dönüp dolaşıp duruyordu. Nasıl, kim, neden? Bu noktada hiç kimsenin bu sorulara makul bir cevabı yoktu. Bu genç adam aslında hayatını yeni başlamıştı. İyi bir işi
sevgi dolu bir karısı vardı ve ölmesini dileyecek düşmanı yoktu. Peki hayatının yanlış gideni neydi? Bu soru henüz cevaplanmamıştı. Greg Smart, iş kıyafetleri içinde öldürülmüş olarak bulundu. Bu, sanki katiliyle buluşmak için işten doğruca döndüğü anlamına geliyordu. Evin birinci ve ikinci katlarındaki eşyaların bir kısmı dağılmıştı. Pamela'nın bazı mücevherleri çalınmıştı. Önemsiz bir soygun olabilir. Ancak katil Greg'in parmağındaki alyansı çıkarmamış. Cüzdanını da almamıştı. Ama cüzdanındaki paraları kaybolmuş. Sanki Greg eve döndüğünde hırsızı yakalamış ve onun kurbanı olmuş gibiydi. Ancak bazı değerli eşyaların hala evde bulunması, polisin bu versiyondan şüphe duymasına neden oldu. Elbette bu tür suçlarda polis ilk olarak kurbanın eşini yakından inceler. Ama bu olayda Pamela'nın olaya dahli göz ardı edilmiştir. %100 mazereti vardı. Daha önce de söylediğim gibi Greg'in ölümü sırasında Pamela bir toplantıdaydı ve birçok meslektaşı bunu doğrulayabilirdi. Greg'in arabasında yasa dışı uyuşturucu bulunmasının ardından başka bir teori daha ortaya çıktı. Bu yüzden bir tür uyuşturucu sorunu olabileceği öne sürüldü. Ama bu versiyonda kabul edilmedi. Evet, ara sıra Greg marihuana ile uğraşıyordu. Ama bundan fazla değildi. Daha ciddi bir uyuşturucu kullanmıyordu. Burada herhangi bir yasa dışı maddelerin sağlığınız için zararlı olduğunu belirtmek isterim. Pamela ve Greg, Atlantic City şehrini sık sık ziyaret ederlerdi. Aslında ikinci bir Las Vegas. Ayrıca kumarhaneleri ve diğer kumar oyunları ile bilinir. Böylece Greg'in kumar bağımlısı olduğu ve muhtemelen mafyaya borcu olduğu teorisi ortaya çıktı. Ama bu varsayım da dedektifleri çıkmaza sürükledi. Sonraki 6 hafta boyunca polis ne yapacağını şaşırdı. Greg Smart'ın cinayetiyle ilgili işe yarar bir teorileri yoktu. Ancak daha sonra oldukça tuhaf bir olay meydana geldi. 10 Haziran 1990 tarihinde Vince Latimer adlı bir adam tabancasını Seabrook polis karakoluna getirdi. Adam bu garip ama sanırım tabancam benden habersiz biri tarafından kullanılmış olabilir dedi. Böyle düşünmesinin sebebi tabanca iyice temizlenmişti. Vince'in kendisi ise tabancayı en son kullandığından beri temizlememişti. Vince Latimer'in polis merkezine geldiği Seabrook kasabası Derry'den yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaydı. Greg Smart'ın öldürüldüğü kasaba ABD'deki en düşük suç oranına sahipti. Bu nedenle Greg Smart cinayeti sadece Derry'de değil komşu kasabalarda da gündemdeydi. Bu yüzden Seabrook polisi Vince Latimer'in tabancasının Smart'a karşı işlenen suçta kullanılmış olabileceğini öne sürdü. Balistik inceleme bu gerçeği doğruladı. Ancak bu durum polisi yeni sorularla karşılaştırdı. Vince Latimer'in tabancasını kim ve nasıl ele geçirdi? Greg Smart'ı öldürmek için kullandı, sonra temizledi ve aldığı yere geri götürdü. Daha önce de belirtildiği gibi iki kasaba arasında büyük bir mesafe olması meseleyi daha da karmaşık hale getiriyordu. Latimer'in kendisinden şüphelenilmiyordu. Çünkü tartışılmaz bir mazereti vardı. Kısa süre sonra polis, Greg Smart cinayeti hakkında bir şeyler bildiğini söyleyerek övünen 15 yaşındaki Ralph Welch'in izini buldu. Okay, it's June 10th and it's 15:24 hours by my watch. I'm Detective Barry Cherowitz and with me is Ralph Welch. So, and he told me the story how it happened. Who was here? He told you the story about what? About how what he happened? He told me how they did it. How they did what? Killed Greg Smart. Sorgulandığında Ralph Welch detektife tabancayı karakola getiren adamın oğlunun kendisine Greg Smart'ın nasıl öldürüldüğünü anlattığını söyledi. Ve böylece akşam saatlerinde 4 genç, Vince Latimer Jr., polise tabancayı veren adamın oğlu, Billy Flynn, Pete Randall ve Raymond Fowler, Greg Smart'ı öldürmek için Seabrook'tan Derry'ye gittiler. Gruptan 2 kişi Billy Flynn ve Pete Randall, Smart'ın evine girdi ve onu beklemeye başladı. Diğer ikisi Vince Latimer ve Raymond Fowler arabada bekliyorlardı. Greg eve girdiğinde Bill Flynn ve Pete Randall üzerine atladı. Yani biraz itiş kakış olmuş. Bu da muhtemelen
Greg'in cesedinin yanında saçılan eşyaları açıklıyor. İtiş kakış sırasında Pete Randall, Smart'ın boğazına bir bıçak dayadı. Greg direnmeyi bıraktı. Asıl plan Smart'ı bıçakla öldürmekti. Son çare olarak bir tabanca alındı. Ancak kilit anda Pete Randall'ın bıçağı kullanmaya cesareti yetmedi. Bill Flynn daha sonra tabancasını çekerek Greg'in kafasına bir el ateş etti. Ve ardından dört genç olay yerinden arabalarıyla kaçtı. Sanırım bu noktada tabanca ile ilgili gerçeği anladınız. Hatırlayacağınız üzere Vince Latimi silahını kimin kullanmış olabileceği konusunda şaşkındı. Tabanca oğlu tarafından alınmış ve cinayetten sonra silahı temizleyerek babasının kasasına geri koymuş. Şimdi başka sorular ortaya çıkıyor. Neden ve Greg Smart ile onu öldürdüğü iddia edilen 4 genç arasındaki bağlantı nedir? Bu sorulara da cevabı polise yine de dışarıdan bir adam verdi. 4 gencin tutuklanmasından birkaç gün sonra polise bir telefon geldi. Arayan Cecilia Pierce adında 15 yaşında bir kızdı. Cecilia Pierce, tutuklulardan biri hakkında bazı sırlar bildiğini söyledi. Polis birkaç gün boyunca kızla birlikte çalıştı ve sonunda bulmacanın tüm eksik parçaları bir araya geldi. 1 Ağustos 1990'da davadan sorumlu dedektif, öldürülen Greg Smart'ın eşi olan Pamela Smart'ı tutukladı. Şimdi Pamela Smart, tutuklanan 4 genç ve davada kilit rol oynayan Cecilia Pierce'in birbirleriyle nasıl bağlantılı olduklarına bakalım. Daha önce de belirtildiği gibi Pamela okulda halkla ilişkiler müdürü olarak çalışıyordu. Bu onun asıl işiydi. Ama buna ek olarak aynı okulda bir öz saygı kulübü yönetti. Bill Flynn ve Cecilia Pierce bu kulübe katılanlar arasındaydı. Pamela kısa süre içinde bu ikisiyle çok yakın ilişki kurdu. Özellikle bir gün Pamela, Cecilia'nı ve Bill'i film izlemek üzere evine davet etti. İzleme için özel bir film seçildi. 9,5 Hafta isimli erotik bir melodram. Filmi izledikten sonra Pamela, Cecilia'dan köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkmasını istedi. Cecilia yürüyüşten sonra eve döndüğünde ne Pamela'yı ne de Bill'i bulabildi. Kız evin üst katına çıktı ve orada hafif aralık bir kapıdan Bill ve Pamela'yı sevişirken gördü. Bill Flynn ve Pamela Smart arasındaki yaş farkı 6 yıldı. Bill kısa sürede Pamela'ya aşık oldu. Pamela ona karşı bir şeyler hissediyor muydu? Yoksa başlangıçta sadece onu kullanmayı mı düşünüyordu? Bunu söylemek zor. Ama Bill kesinlikle Pamela'nın etkisi altındaydı. Pamela, Bill'e ve Cecilia'ya Greg'le olan hayatından sık sık şikayet ediyordu. Greg'in onu dövdüğünden, aldattığından falan bahsediyordu. Bill Flynn, Pamela ile ilişkisini sürdürmek istiyorsa Greg'le anlaşmak zorundaydı. Çünkü Bill'in daha sonra itiraf ettiği gibi Pamela ona bir ultimatum verdi. Ya Bill Greg'den kurtulacaktı ya da ilişkilerini bitireceklerdi. Yani Pamela, Greg'i öldürme kararı alması için adamı cesaretlendirdi. Bill Flynn ile resmi anladık. Greg'in karısına olan sevgisinden dolayı bu suça ortak oldu. Ama diğer üç adam neden bu suça karıştı? Bu kulağa garip gelebilir ama içlerinden ikisi, Pete Randall ve Vince Latimi muhtemelen sadece iyi arkadaşlardı ve davada Bill'e yardım etmeye karar verdiler. Dördüncü kişi olan Raymond Fowler, planlanan cinayetten son dakikaya kadar haberdar değildi. Ne olduğunu ancak suç işlendikten sonra fark etti. Geriye bir soru kalıyor. Tüm bunlar Pamela'nın kendisi için ne ifade ediyor? Neden düğünden sadece bir yıl sonra kocasını öldürsün ki? Gerçek şu ki, o kısa süre içinde bile çiftin evliliği neredeyse mahvolmuştu. Bir gün Greg gece eve gelmedi. Daha sonra karısına onu aldattığını itiraf etti. Bu Pamela için bir dönüm noktasıydı. Boşanıp hiçbir şey almadan çıkıp gidebilirdi. Ama o başka bir seçeneği tercih etti. Kocasını öldürüp $140,000 sigorta parası almak. Bu aşamada yukarıdakilerin hepsi sadece sözlerden ve bazı yerlerde belki de Cecilia Pierce'in spekülasyonlarından ibaretti. Ancak polis için Pamela Smart'ın kocasının öldürülmesine karıştığına dair kesin kanıt elde etmek çok önemliydi. Bu yüzden Cecilia Pierce'in üzerine bir dinleme cihazı yerleştirmeye ve Pamela'dan davaya karıştığına dair bir itiraf almak için gizli dinlemeyi kullanmaya karar verildi.
Gizli dinleme operasyonu başarılı oldu. Mahkemede Pamela'ya karşı kilit kanıt polisin elindeydi. Pamela'nın tutuklanmasının ardından sessiz kalan dört genç her şey hakkında polise anlatmaya başladı. Savcı onlara çocuk olarak değil, yasaların tüm gücü altında yetişkinler olarak yargılanacaklarını söyledi. Bu, her biri için olası bir ölüm cezası anlamına geliyordu. Greg Smart'ın davası Mart 1991'de başladı. Dava, kısmen ABD'de televizyon kameraları tarafından çekilmesine izin verilen ilk davalardan biri olması nedeniyle medyanın büyük ilgisini çekti. Vatandaşların davaya ilgisi çok büyüktü. Mahkeme salonuna girebilmek için pek çok kişi bilet kuyruğunda onlarca saat geçirdi. What time did you get here today? 1:30 this morning. 1:30. Why? Wanted to get a front row seat, I guess. Davanın kendisine gelince, savcılığın iddiası yukarıda anlatıldığı gibiydi. Pamela Smart, 15 yaşındaki genç Bill Flynn'i baştan çıkarmıştı. Sonra ona sırılsıklam aşık olduğunu fark ederek sigorta parasını almak için onu kocasını öldürmeye zorladı. Buna karşı savunma hattı, evet Pamela'nın Flynn ile bir ilişkisi olduğu, bunun onun adına bir hata olduğu ancak asla ondan kocasını öldürmesini istemediği yönündeydi. Savunma, Bill'in Greg'i öldürme kararını kendi başına verdiğini ısrar etti. 22 Mart 1991'de sona eren 14 günlük bir duruşmanın ardından davadaki tüm sanıklar için cezalar verildi. Bill Flynn ve Pete Randall ikinci derece cinayetten suçlu bulundu ve 20 yıl sonra şartlı tahliye edilmek üzere ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Babasından tabancayı çalan Vince Latemi'nin ikinci derece cinayetten suç ortağı olduğu tespit edildi. 12 yıl sonra şartlı tahliye edilmek üzere ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 4 gencin sonuncusu olan Raymond Fowler 15 ile 30 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı. Ancak davanın ana figürü, öldürülen adamın karısı Pamela Smart, birinci derece cinayet, cinayet işlemek için komplo kurmak ve tanıkları etkilemeye teşebbüsten suçlu bulundu. Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak diğerlerinden farklı olarak şartlı tahliye edilmedi. 2005 yılında Greg Smart'ın öldürülmesinden 15 yıl sonra Vince Latimer şartlı tahliye edildi. Aynı 2005 yılında Raymond Fowler de serbest bırakıldı. Ayrıca 2015 yılında Pete Randall ve Bill Flynn Smart'ın öldürülmesinden 25 yıl sonra serbest bırakıldı. Pamela Smart'a gelince kocasının cinayetiyle herhangi bir ilgisi olduğunu reddediyor ve hala hapiste. Pamela Smart şu ana kadar eyalet düzeyindeki tüm yasal başvuru yollarını tüketmiş durumda. Smart verdiği bir röportajda hapishanede yaşlanmaktan ve ölmekten korktuğunu belirtmiştir. Sonunda kimse kendisine inanmazsa ölüm cezasına çarptırılmayı tercih edeceğini de sözlerine ekledi. Bu arada hoşlaşmanın zamanı geldi. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Yakında görüşürüz.